Bayanlar, baylar, sevgili dostlar, Yigri TV ekranlarına ve Rainbow Six için yeni bir güncelleme notlarına hoş geldiniz. Bu güncelleme tabii yakında gelecek. Güncelleme notları tabii ki bu da değişebilir. TTS'e de denenecektir mutlaka. Sezon 4 1.3 yani 4. yılın 3. güncellemesi. Ancak tabii ki bu güncellemenin ne zaman geleceği daha belli değil. Artık haftaya mı gelir yoksa daha önümüzdeki haftaya mı gelir? Bu güncellemelerde değişiklik olur mu? Bunlar hakkında pek bilgim yok. Güncelleme notlarına geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 4. yıl baş yılı neredeyse bir aydan biraz fazla bir buçuk aya doğru gidiyoruz ve her zaman bir sezon ortası güncellemesi gelir. Bu da sezon ortası güncellemelerden, değişikliklerden ve yeniliklerden bir tanesi. Bayağı bir değişiklik var. Bunları isterseniz sizlere anlatmaya başlayayım. Şuradaki yine feedbacklerden bahsediyor. Geçelim. Her zamanki olduğu gibi atakta kazanma ve pick rate'e göre bir değişiklikler var. Bu değişiklikleri bakalım. Diyor ki win rate ve pick rate arasında operatörlerin atakta sağlayıcı derecelide Platinum ve Diamond'da sezon 4 1.05'te yani bu güncellemeler gelmeden önceki pick rate'de kazanma oranlarını söylüyor. En yüksek pick rate'i görüyorsunuz Twitch. Ashe'in Akoku kaldırılmıştı. Ona rağmen pick rate'i düşmüş ama win rate'i hala iyi. Sonra Hibana'yı, Termite bunları görüyorsunuz. Çakal'ın pick rate'i yüksek olmasına rağmen yine bazı operatörlere göre win rate'inin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Büyük ihtimal Çakal'a önümüzdeki günlerde bir değişiklik gelebilir. Önümüzdeki patchlerde veya aynı şekilde bırakılabilir. Çünkü zaten taktiksel oynanan bir operatör olduğu için win rate'in bu kadar düşük olması da pick rate'de de ayrıca normal diye düşünüyorum. Yine görüyorsunuz pick rate'de Q's en aşağılara düşmüş. Bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum. Bir liste de görüyorsunuz. Yani şu operatörler atakta en düşük seçilenler ama win rate olarak da en düşük olanlar da şu aşağıda gördükleriniz arkadaşlar. Şu 3 6'lı operatörler. Yine Twitch, Ashe en yükseklerde her zamanki gibi. Bunlara da yapacak bir şey yok. Defender'lara bakalım. Defans'ta ise en düşük aşağıda Clash ve Tachanka'yı görüyorsunuz. Sonra Castle, Kayı da görüyorsunuz. Dörtlü Smoke yine ortalarda. Jäger'in pick rate'ini görüyorsunuz. Bayağı muhteşem pick rate'i var. %70 ve win rate'i de yine %0.5'e yakın. Fena değil. En yüksek win rate Volker'i ve Legend'da görüyorsunuz. Pick rate ile orantılığında. Ama pick rate az seçilmesine rağmen en yüksek win rate'de Frost'ta görmüş olduğunuz gibi bu yine PC'de Platinum ve Diamond'ların üzerinde. Şimdi gelelim gelmesi planlanan değişiklikler arkadaşlar. Line ve Capitano'nun değişeceğini sürekli biliyorduk zaten takip ediyorsanız eğer. Bunlar gelmesi beklenen ya da gelecek değişiklikler. Line arkadaşlar normalde nasıl anlatayım size. Line kullandığında scan'ını yani taramasını kullandığı zaman dışarıdaki sizin karakterinizin dışındaki o kırmızı çizgi artık gidiyor sadece Elabay'ın yakalandığınız zamanki gibi kırmızı pinkli olacak. 3 saniyeden 1.5 saniye düşecek. Yani 3 saniye boyunca aramayacak. 1.5 saniye düşecek. Scan artık 4 saniye değil 2 saniye tarayacak. Cooldown'ı 27 saniyeden 15'e ve 2'den de 3'e çıkacak. Yani 2 çarpı 27'den şöyle baktığınız zaman 54. Şimdi 45'e düşüyor. Yani toplam saniye 45 saniyede siz 3 defa arayacaksınız. Öncesinde ise 54 saniyede siz 2 defa arayabiliyordunuz. Bu açıdan iyi olmuş ama bir nevi nerf, bir nevi buff'ta diyebiliriz. Dengelenmiş olabiliyor. Burada yine rework'un hazır olduğundan ve bunun denendiğinden vesaire vesaire bahsediyor. Birçok değişiklik yaptıktan sonra da en son bu hale getirmişler. Bundan bahsediyorlar. Gelelim Capitao'ya. Capitao'da arkadaşlar bir hasarı yani bir tane ateşin hasarı 19'dan 12'ye düşürülmüş ancak kapladığı alan artırılıyor ve bu kapladığı alan 2 saniyede maksimum olmak üzere 2 saniyede maksimum bölgeye erişebilecek. Yani küçükten yavaş yavaş 2 saniye içinde daha büyük olacak ve bu okları arkadaşlar 10 metreden sonra artık yer çekimi etkisiyle düşüş efektine girecek. Yani düşebilecek 10 metreden sonra. 10 metreye kadar dümdüz, 10 metreden sonra aşağı doğru düşecek. Nomad'e gelelim arkadaşlar. Nomad'in biliyorsunuz airdropları
Roamer operatörleri, arkalayan operatörleri defansı engellemek için çok iyiydi. Bunlara bir çeşit ses eklenmiş. Bu seslerde şurada aşağıda yazıyor. Bu seslerde Nomad'in el cevaplarını bulmak için birazcık ufak bir ses olsa gerek. Bulmak için bir yol sağlıyor. Ve arkadaşlar Claymore'u da Stun Granite'le yani Flash Granite'le de Flash'ta değiştiriliyor. Yink'e gelelim arkadaşlar. Yink'te çok ufak bir mekanik değişikliği olmuş kandelaları ile ilgili. Kandelalarda arkadaşlar elinizde tuttukça daha çabuk patlayacak. Yani artık elinizde çok fazla tutmamız gerekecek. Normal fırlattığınızda da geç fırlatacak. Önceden tam tersiydi. Önceden siz kandeli attığınızda atar atmaz patlıyordu elinizde tutmadan önce. Diğer türlü de elinize tuttukça içeriye girip patlaması daha uzun zaman alıyordu. Bunu tam tersine çevirmişler. Kayıda bakalım. Kayıtta arkadaşlar pompalısında, shotgun'ında toplam mermi sayısını 61'den 51'e düşürmüşler. Avuk A3'ün hasarını da 27'den 30'a çıkartmışlar. Yine aşağıda bazı açıklamalar var. Maestro'ya gelelim. Maestro'nun Evil Isle'larında arkadaşlar kendi özelliğinde. Hem bunlara biliyorsunuz ki kurşun geçirmezler. Ancak şöyle bir şey olmuş. Şimdi biz Thatcher ve EMP, Thatcher'ın EMP'si ve Twitch'in şok drone'unu kullandığımız zaman yine de kurşun geçirmez haldeydi. Ama şimdi bunları kullandığınızda Evil Isle'lar yarım açık olacak. Yani sıktığınızda bunları alabileceksiniz. Bir nevi Maestro nerf yemiş oluyor. Blitz'e gelelim. Blitz'e muhteşem bir nerf geldi arkadaşlar. Bu nerf de normalde Ballistic Shield'ın yani bu flash normal tuttuğumuz kalkanın flash cooldown'ı, flash bekleme süresi yani 2 saniyeden 7 saniye çıkarır arkadaşlar. Yani siz artık 7 saniyede bir flash'ınızı kullanacaksınız. Bu da Blitz'e muhteşem bir nerf geldiğini artık kolay kolay rushlayamayacaksınız. Son olarak Echo'ya bir değişiklik gelmiş. IQ arkadaşlar artık Echo dronelarını kullandığı zaman var. Artık burada PDA ne demek oluyorsa bunu bilen arkadaşlar beni düzeltebilir. Daha önceden acaba IQ Echo'yu bulamıyor muydu acaba drone'unu kullanırken? Yoksa farklı bir durum vardı bilmiyorum ama bu uyumluluk için IQ Echo drone'unu kullanırken Echo'yu artık tespit edebilecek. Echo'nun sonuçta koluna bakarak görüyor drone'larını. Büyük ihtimal buna benzer bir şey olması lazım. Ya da farklı bir şey var. Buradaki PDA'nın ne olduğunu bilen varsa bana da söyleyebilir arkadaşlar. Son olarak da normal durumlara bakalım arkadaşlar. Doktor Veruk son zamanlarda bir ufak bir nerf yemişti MP5'te hatırlarsınız. Bir önceki 5'te. MP5 ne kadar düşse de çok az bir düşüş olmuş pick rate'de Doktor Veruk. Ama hala gerçekten normal istatistiklerine yakın bir istatistik veriyormuş. O yüzden bunlarda bir oynama yapmamışlar. Ashe gelelim. Son olarak Ashe'den bahsediliyor. Ashe'den biliyorsunuz ki Akogu çıkarttık. Burn Horizon'da ve pick rate'de bir düşüş olmasını bekliyorduk. %20 olarak bir pick rate düşüş olmasına rağmen hala atakta gerçekten çok popüler ve kazanma oranında arttığını söylüyor designerlar. Bunlara bakaraktan gelecek güncellemelerde böyle olacak. Yıl 4'ün 3. güncellemesi arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Bakalım bu güncellemeler değişecek mi, neler olacak hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.